Hocam Kur'an'da olduğu iddia edilen 19 mucizesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam şöyle bir şey var. Yani bu soruya şimdi sorulunca cevap vereceğim kısaca da. Yani evvela şu şeyi bitirelim. Şu yani bilim-din ilişkisini bitirip bir şeye girmeyelim. Ama ben Kur'an'ın içinde matematiksel düzenlikler olduğu kanaatindeyim. Fakat bununla ilgili konular atıf yaparken daha tartışma dışı veya tartışması pek olmayacak şeylerden başlamayı tercih ederim. Veya 19 ile ilgili şeylerde tartışılacak alan çok. Nedir mesela? İşte elif sayım, harflerin sayımı. Yani Kur'an'ın rahat okunması için elif harfi çok eklenmiş. Yani bizim Türkiye nüshası ile Suudi Arabistan nüshası arasında Kur'an'da elif harfleri farkı var. Mesela sadece bir sorun olarak söyleyeyim. Bu a priori olarak ben hiçbir şeye baştan öyle hele Kur'an'la ilgili karşı çıkmam. Ama yani tartışması uzun bir konu. Bunun yerine mesela şeyden başlamayı tercih ederim. İlla ki Kur'an'ın değişmediğine bir matematiksel atıf yapılacaksa. İşte Kur'an'da gün, bir gün kelimesi 365 kez geçiyor. Veyahut da Kur'an'da günler kelimesi çoğul 30 defa geçiyor. Ay kelimesi Kur'an'a Allah ayların sayısının 12 kez geçtiğini söylüyor. Şehir kelimesi işte tekili 12 defa geçiyor Kur'an'da. Veya dünya deyince ilk birçok kimsenin diyeceği şey Kur'an'da ahirettir. Değil mi? Dünya hayatı, ahiret hayatı, Kur'an onlar arasında ilişki kuruyor. İkisini işte tekili 115 defa geçiyor Kur'an'da. Veya melek şeytanın bütün formları 88 defa geçiyor Kur'an'da. Bunlar Abdülrezzak, cennet cehennemin sayımlarını bilmiyorum tam. İkisinin de mi? Hangi formu? Olabilir. Şey var mesela anne baba gibi şeyde var. Mesela anne baba. Onlar 234'e 117. Yarısı tam eşit değil de bildiğim kadarıyla. Olabilir. Bazı şeylerde. Yani Kur'an'da baktığımızda bunlar mesela Abdülrezzak Nefel'in 1970'li yıllarda hiç bilgisayar olmadan kendi sayımlara bulduğu şeyler. Sonra oldu. Nedir bunlar? Aslında bu edebiyatta bir şey diye kabul etmek lazım. Mesela bir edebiyat sanatı olarak bunu kabul etmek lazım. Ve zor bir edebiyat sanatı olduğu için pek karşımıza çıkmaz. Yani Kur'an'ın kelimeleri ölçülü kullanılması. Ha, kimisi diyebilir ki peygamber kasıtlı bunu yaptı. Ayrı ayrı dönemde inen ayetleri bunu kasıtlı yapmak demek bana göre çok berbat bir izah. Bunları saymaya kalkanın sırf saymasının ne kadar zor olduğunu bile fark eder. Ben şimdi kitap yazdım. Bana bir kitabımda sorun hangi kelimeyi kaç defa kullandım bilmem. Ya hiçbir kelimeyi bilmem hatta. Hangi kelime ne kadar geçtiğine ilgili. Yani bunu kasıtlı yaptı demek bana göre çok berbat bir izah. Tesadüfen bunlar oluştu. Siz seçiyorsunuz demek de. Bana göre bu kadar veri için o da şey. Ha bu nedir? Kur'an'da Allah kelimelerin ölçülü kullanılması hem Kur'an'ın çok iyi korunduğunu hem de yani bir mucizesinin bana göre işte bir mucize dersek ayrı bir kategoride bir mucizenin bir ifadesi, Kur'an'ın kelimesiyle dersek ayet diyelim istiyorsanız mucize yerine. O bana göre bir ayet kelimedir ama bu kısmı daha tartışmasız. Tartışmalı konuda çok detaylı inceleme yapıp ortaya çıkmak gerekir. Bütün tartışmalara cevap verecek şekilde. Teşekkür ederim. Mesela tek çift kelimesi de Kur'an'da. Kur'an teke ve çifte dikkat çekiyor. Bana göre de mesela kullanılabilecek bir şey. Yani mesela şu andaki Kur'an'daki tek ve çift surelerin neyse onu anlatmayayım şimdi. Başka bir sırf onu anlatmak için burada bir şey yapayım. Mesela Bakara ile Ali İmran suresinin yerini değiştirsen sistem çökecek şekilde mesela tek çift tabloları. Mesela o da bana göre Kur'an'ın şu andaki sırasıyla olduğunu gösteren bir veri. Ve bunları şeyle karıştırmamak lazım onu söyleyelim. Birçok kimse bunları konuştuğunuzda size diyecektir. Şeydi neydi o işte yok şey neydi sayısal yok Ömer Çelak insan ismi değil de neyse hatırlarım sayısı hurufi falan hurufilikle falan bunların hiç bir alakası yok. Yani sorun olan şey matematiksel şeylerde Kur'an'da şu tip şeyler diyor ki adam 12 imam görüşü Kur'an'dan çıkıyor. Nasıl çıkıyor? İşte Yusuf suresinde diyor 11 yıldızı güneşi ve ayı diyor. 11 yıldız güneş işte diyelim Ali ay da Hazreti Fatma bak işte 12 imam inancı Kur'an'dan çıkıyor. Yani Kur'an'da 11 yıldızdan bahsediyor. Yani sen ne yapıyorsun? Buradaki matematiksel bir şeyler kullanıp veya bir matematiksel bir anlam verip o sayılara Kur'an hiç olmayan bir şey uyduruyorsun. Yepyeni bir Kur'an yazıyorsun, anlam veriyorsun. Şimdi bu tip hurufilikler tehlikeli. Kur'an'da olmayan manayı söyletiyorsun. Ama mesela Kur'an'daki gün kelimesi yalın olarak 365'tir dendiğinde Kur'an'da olmayan bir şey söyletmiyorsun ki Kur'an'a.
İstiyorsa 1360 göstersin, gösterebiliyorsa günü. İyi kullan. Ya Kur'an'daki bir kelimenin ölçülü kullanıldığını söylüyorsun sadece. Ve bu nedir? Takvimden bağımsız bir şey. Yani güneş ortada duruyor. Değil mi? Dünyada şu, güneşin etrafında dönüyor. Dünya bir tur döndüğünde kendi etrafında 365 kez dönüyor bir turda. Yani bir tur 365 tane gün içerir demek. Yani miladi takvimde 365, hiç miladi takvim olmasa da 365 astronomiyle ilgili bir olay. Yani Kur'an'daki kelime dünyanın güneşe konumuyla farklı yaşadığı günün adedi kadar. 365 tekil gün. Miladi takvimden bağımsız ondan diyorum. Bazı diyor ki hicri takvimde 354 diyor. Ama 365 astronomiyle ilgili bir sayı. Mesela Kur'an'da kamer de 27 defa geçiyor. Yani ay dünyanın etrafında 27 günde dönüyor. Dünya hareket ettiği için 29,5 günde ay takviminin günleri. Ama kamer kelimesinin geçişi Kur'an'da tam ayın dünyanın etrafında dönüşüyle ilgili bir ölçüsü var, ahengi var. Bunlar bana göre tartışması olmayan da şeyler. Herhangi bir, sizi böyle bir gereksiz tartışmalara da götürmeyecek şeyler. Kur'an'ın da bence muhafaza edildiğini gösterecek şeyler. Huruf ilikliyle hiç alakası yok. Çünkü dediğim gibi Kur'an'da olmayan bir mana çıkartmıyorsunuz bunları söylemekle. Sadece Kur'an'da geçen bir kelimenin astronomide o kelime 20 defa dünyada dönmekle, astronomide bir sayıyla ilişkili ve Kur'an onu o şekilde kullanıp bir ölçü ve ahenk gösterisi yapıyor. Onunla alakalı. Evet.